Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda organik kimya, organik bileşikler ünitesine ait alkenler konusuyla videomuza devam ediyoruz. Evet, alkenlerin diğer adı biliyorsunuz olefinler demektir. Olefinin kelime anlamı yağ oluşturucu anlamına gelir. Alkenlerin genel formülü CnH2n şeklinde gösterilir. Hatırlarsanız alkanlarda genel formülümüz neydi? CnH2n artı 2'ydi. 2 hidrojen düştüğünde artık genel formül ne olacaktır? CnH2n olacaktır. Çünkü biliyorsunuz alkenlerde çiftli bağ vardır. Çiftli bağdan dolayı yapıdan 2 hidrojen düşer arkadaşlar. Alkenlerin adlarının sonuna n2'ni getireceğiz ve o şekilde bitirmiş olacağız. Alkenlerin yapılarında en az bir tane karbon-karbon çiftli bağ olmalıdır. Yani en az bir tane pi bağ olması gerekir. Yani karbon atomları arasında ikili bağ görmemiz gerekir. Alkenlerdeki ikili bağ içeren karbon atomları SP2 birleşmesi yapar ve molekül geometrileri düzden üçgendir. Bakın şunu söylemeye çalışıyoruz. Şuradaki her iki karbon atomda hibriti nedir? SP2'dir. Çünkü karbon atomları ikili bağ yapmışlardır. Şuradaki uçtaki karbon tekli bağ yaptığı için hibriti SP3, şuradaki iki karbon hibriti ikili bağdan dolayı SP2 olacaktır. Ve şunu da tekrar söyleyelim. Alkenlerin molekül geometrileri tamamen düzlem üçgendir. Yani şöyle yandan baktığınızda arkadaşlar bir düzlem üçgen görmeniz gerekir ve açı da 120 derece olur. Evet, biraz önce konunun başında söylemiştim. Alkenler yağ oluşturucu anlamında, diğer adları olefinler demiştik. Ve alkenler alkanlarda olduğu gibi homolog sıra oluştururlar. Homolog sıra ne demektir? Her bir karbonu takip eden CH2 vardır. Biz buna homolog sıra diyorduk. Bu serinin ilk üyesi de etendir ve bunlar doymamış hidrokarbondur. Yani en küçük üyeleri iki karbonludur. Çünkü karbon atomları arasına ikili bağ koyabilmeniz için en az iki karbona ihtiyacınız vardır. İki karbonlu alkenin adı da etendir. Üç karbonlu alkenin adı propen. Bu şekilde devam eder. Ve karbon atomları arasındaki ikili bağ olduğu için bağlardan birincisi sigma bağ, ikincisi de pi bağ olacaktır. Evet, devam edersek alkenlerin sistematik yani yupak adlandırmasında kural bir şudur. İkili bağ içeren sürekli yani en uzun düz karbon zinciri belirlenir. Numaralandırma işlemi ikili bağ karbonları en küçük numarayı alacak şekilde yapılır. Yani ne yapıyoruz? Fonksiyonel grup ikili bağ olduğu için ikili bağ yakın taraftan gelmeye çalışıyoruz. İkinci kuralımıza baktığımızda önce dallanmanın bağlı olduğu karbonların numaraları ve adları yazılır. Daha sonra ikili bağın yeri belirtilir. İkili bağ karbonlarına verilen numaralardan küçük olan ikili bağın yeri belirtilir. Biraz sonra örnekler üzerinde zaten anlatmaya çalışacağım. Üçüncü kuralımıza baktığımızda son olarak ana zincirdeki karbon sayısına karşılık gelen alkanın adının sonundaki N2 yerine burada artık N2 getirilerek adlandırma tamamlanır. Şimdi bakın mesela şu yapıda ne yapacağız? Soldan mı geleceğiz, sağdan mı geleceğiz? Tabii ki soldan geleceğiz çünkü çiftli bağ sol uca daha yakın. 1 dedik, 2 dedik, 3 dedik, 4 dedik, 5 dedik. İkili bağın bağlı olduğu karbon numarasını söylüyoruz. 2 diyoruz. 5 karbonlu alkenin adı pentenle bitiriyoruz. Sağdaki yapıya baktığımızda sağdan mı geleceğiz, soldan mı geleceğiz? Daldan ziyade fonksiyonel grup olan ikili bağa bakacağız. İkili bağ sağ uca daha yakın olduğu için sağ uçtan geliyoruz. 1, 2, 3, 4 şeklinde bitiriyoruz. Bu durumda önce dalın bağlı olduğu karbon numarasını söylüyoruz. 3 diyoruz. Metil diyoruz. İkili bağ bir nolu karbonda olduğu için 1 diyoruz. 4 karbonlu alken büten şeklinde bitiriyoruz. Devam edersek bakın fonksiyonel grup olan ikili bağ sol uca daha yakın olduğu için numara vermeye soldan geliyoruz. 1, 2, 3, 4 diyoruz. 2'de brom, 3'te de metil var. Biliyorsunuz alfabede brom yani B harfi M'den önce geldiği için 2 bromo diyoruz, 3 metil. Çiftli bağın bağlı olduğu karbon ikili olduğu için 2'yi de belirtiyoruz. 4 karbonlu alken bütenle bitiriyoruz. Benzer şekilde bakın şu yapıya baktığımızda yine ikili bağ sol uca daha yakın olduğu için sol taraftan gelebilirdik ama bakın C2H5 görürseniz zincir uzar demiştim. O yüzden 1, 2 diyoruz, 3 diyoruz. 3'te metil dalanması var. Devam ediyoruz sağ tarafa doğru. 4 diyoruz, 5 diyoruz. Yine 5'te metil dalanması var. Yukarı çıkıyoruz çünkü zinciri uzatmaya çalışıyoruz. Çünkü bizim en uzun zincirimiz ana zincir oluyordu. 6, 7 şeklinde bitiriyoruz. 3 ve 5'te metil dalanması olduğu için 3,5 diyoruz. 2 tane metil olduğu için dimetil diyoruz.
Çiftli bağın bağlı olduğu karbon numarası 3 olduğu için 3 diyoruz. Tire çekiyoruz. 7 karbon erken hepten de bitiriyoruz. Evet, bir sonraki kurala baktığımızda 4. kuralda şunu söylüyor. Hidrokarbonun yapısında birden fazla sayıda çift bağ varsa işte diyen, triyen, tetraen şeklinde adlandırıyoruz. Bakın yine dal da sağ uca daha yakın, ikili bağ da sağ uca daha yakın. Şimdi şurada da ikili bağ var. Buna dikkat etmemiz gerekir. Bu ikili bağ soldan geldiğimizde 2'de kalıyor ama sağdan geldiğimizde bu 1 numarayı aldığı için sağdan geliyoruz. 2'de metil dağlanması var. 3'te de çift bağ olduğunu unutmuyoruz. Evet, önce dağlanmanın bağlı olduğu karbonun numarasını söylüyoruz. 2 diyoruz, metil diyoruz. 1 ve 3'te 2 tane çift bağ olduğu için 1,3 diyoruz. Alkan gibi geliyoruz. Bakın 5 karbonlu alkan penta. Yani Latince'de örneği pentaydı. 2 tane de çift bağ olduğu için diyen diye bitiriyoruz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer yapıda 2 tane ikili bağ varsa alka diyen şeklinde arkadaşlar ne yapıyoruz? İsimlendirme yapıyoruz. Bakın şurada bir not var. Diyor ki ikili bağa yakın uçtan başlanarak numaralandırma yapılır. Bileşin sistematik adı 3 klora 2 metil 2 4 penta diye. Şimdi şunu yapacağız. İkili bağ sağ uca daha yakın olduğu için 1 diyoruz, 2 diyoruz, 3 diyoruz, 4 diyoruz, 5 diyoruz. 4'te metil var. Devam edersek 3'te de klor var. O zaman ne diyeceğiz? 3 kloro diyeceğiz. Devam edersek 4'te metil vardı. 4 metil diyoruz. Bakın 1 ve 4'te ne var? Çift bağ var. O zaman 1 4 diyoruz. Penta diyen şeklinde bitiriyoruz. Şimdi burada bir düzeltme yapalım. 3 kloro 2 metil demiş ama muhtemelen burada şöyle olmuş. Yani sağdan değil de soldan gelmiş ama burayı düzeltelim arkadaşlar. Burası çok da doğru olmamış. Yani doğru olmamış. Neden doğru olmamış? Çünkü 1 4 varken neden 2 4 diyelim? Çünkü çiftli bağ sağ uca daha yakın olduğu için sağdan gelmek daha mantıklıdır. Yani burayı görmeyin. Şu benim yazdığım doğru adlandırma şeklidir. Evet, geldik alkenil gruplarına. Alkenlerden bir tane hidrojen atomu çıkarılırsa alkenil dediğimiz gruplar oluşur. Alkenlerin genel formülü CnHKN olduğunu zaten söylemiştik. Bir hidrojen çektiğinizde artık genel formül CnHKN-1 olacaktır. Oluşan gruba da alkenil deriz. O zaman iki karbonlu alken neydi? Etende. Etenden bir hidrojen çektiğimizde artık oluşan gruba etenil diyoruz. Özel ismi vinildir arkadaşlar. Bu karşımıza çok çıkacak. O yüzden vinilin ne olduğunu bilmekte fayda vardır. Yine 3 karbonlu alken nedir? Propendir. Propenden uçtan bir hidrojen çektiğinizde, bakın hidrojen çektiğiniz yere 1 numarayı veriyorsunuz. 1 dedik, 2 dedik, 3 dedik. 2, çiftli bağ 2'de olduğu için 2 propenil, özel ismi allildir arkadaşlar. Bunu da bilmekte fayda var. Evet, birinci kurala geleceğiz. Siglo alkenlerin sistematik adlandırmasını veriyoruz. Siglo alkenler de biliyorsunuz arkadaşlar, artık halkalı alkenlerden bahsediyoruz. Biraz sonra zaten örneklerde söyleyeceğiz. Önce siglo örneği, daha sonra halkayı oluşturan toplam karbon sayısına karşılık gelen halkanın adının sonundaki an eki yerine burada en ekini getireceğiz. İkinci kuralda diyor ki numaralandırmaya çiftli bağ karbonlarından başlayacağız ve bu karbonlar her zaman 1 ve 2 rakamını alacak. Daha sonra yan gruplara küçük numara gelecek şekilde numaralandırmaya devam edeceğiz. Evet, üçüncü kuralımıza geldiğimizde halkada sadece bir tane ikili bağ varsa ikili bağın yeri belirtilmeyecek. Neden belirtilmeyecek? Çünkü zaten ikili bağ bir tane varsa o zaten bir numarayı alacağı için belirtmeye gerek yok. Birden fazla sayıda ikili bağ varsa ya da yapıda hem ikili hem de dallanma varsa bu durumda ikili bağ karbonun yeri belirtilecek arkadaşlar. Devam edersek örneklere bakalım. Bakın yapı hem halkalı hem çift bağ var hem de dallanma var. Bizim önceliğimiz çift bağ olduğu için 1 diyoruz, 2 diyoruz, 3 diyoruz, 3'te metil dağlanması var, 4, 5, 6 şeklinde devam ediyoruz. 3'te metil dağlanması olduğu için 3 metil diyoruz, altıgen bir halka gördük, siklo diyoruz. 6 karbonlu alkenin adı da hegzen şeklinde bitiriyoruz. Bakın benzer şekilde beşgen bir halka görüyoruz. İçeride çiftli bağlar ve dallar var. O zaman mümkün mertebe çiftli bağa 1 numarayı verip dala da öncelik vermeyi unutmuyoruz. 1 dedik, 2 dedik, 2'de ve 1'de metil dallanması var, 3'te de brom dallanması var. Alfabe önceliğine göre okuyoruz. Önce 3 broma diyoruz. Sonra 1,2 dimetil diyoruz. 5 karbonlu siglo yapı olduğu için siglo diyoruz.
Bu bir alken olduğu için penta şeklinde bitiriyoruz. Dördüncü kurala baktığımızda diyor ki ikili bağ karbonlarında dallanma varsa dallanma olan karbon 1 numaralı karbon, diğer ikili bağ karbonu da 2 numaralı karbondur demiş. Bakın şunu söylüyor, yapı hem halkalı hem içeride çift bağ var hem de dal var. Bu durumda çift bağa 1 numara veriyoruz, mümkün mertebe dala da 1 numara vermeye çalışıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde yaptık. Bir de metil olduğu için 1 metil diyoruz. Siklo hegzen şekilde bitiriyoruz. Devam edersek yapı hem alkalı hem içeride çift bağ var hem de dal var. Bakın şuraya 1 numarayı verdik. 1 de klor var. Takip ediyoruz çiftli bağı. 2 dedik. 3 de klor var. 1, 3 diyoruz. Dik kloro diyoruz. 5 karbonlu olduğu için siklo ve halkalı olduğu için penta şeklinde bitiriyoruz. Evet, örneklere başlıyoruz. Yapı formülü yukarıda verilen bileşiği yupak sistemine göre adlandırınız demiş. Evet, çiftli bağ öncelikli olduğu için mümkün mertebede dallanma yakın geleceğimiz için sol taraftan geliyoruz. 2 diyoruz. 2'de metil var. 3, 4. 2'de metil olduğu için 2 tire metil diyoruz. Çiftli bağın bağlı olduğu karbon numarası 2 olduğu için onu da belirtiyoruz. 4 karbonlu alkende büten olduğu için 2 büten şeklinde bitirmiş oluyoruz. İkinci örneğimize geldiğimizde yapı formülü yukarıda verilen bileşiği yine yupak sistemine göre adlandırın demiş. Hem dallanma var hem de çiftli bağ var. Mümkün mertebe ikisine de 1 numara vermeye çalışıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6 diye bitiriyoruz. 1 metil diyoruz. 1 numarada zaten çiftli bağ olduğu için belirtmemize gerek yok. 6 karbonlu olduğu için siklohegzen şeklinde bitiriyoruz. Üçüncü örneğimize baktığımızda yapı formülü yukarıda verilen bileşiği yupak sistemine göre adlandırınız demiş. Bakın yapıda çiftli bağ var. Dallanma her ne kadar sağ uca yakın da olsa bizi ilgilendiren fonksiyonel grup çiftli bağ olduğu için sol taraftan geliyoruz. 1 diyoruz, 2 diyoruz, 3 diyoruz, 4 de flor var. Aynı zamanda metil var ve 5 de bitiriyoruz. Önce alfabe önceliği olan floru söylüyoruz. 4 floro diyoruz, tire çekiyoruz, 4 metil diyoruz. Çiftli bağın bağlı olduğu karbon numarasını belirtiyoruz. 1 diyoruz. 5 karbonlu alken penta şeklinde bitiriyoruz. Dördüncü sorumuza baktığımızda yine yapı formülü yukarıda verilen bileşiği yupak sistemine göre adlandırınız demiş. Şimdi çiftli bağ sola mı daha yakın, sağa mı daha yakın? Şimdi sağdan gelsek 1, 2, 3 de olur. Soldan gelsek yine 3 de olur. Sağdan geldiğimizde 2 nolu karbonda 2 dallanma olduğu için burayı tercih ediyoruz. Yani 1 diyoruz, 2 diyoruz, 2'de 2 tane dallanma var, 3 diyoruz, 4 diyoruz yine dallanma var, 5'te de dallanma var, 6'da da bitiriyoruz. Brom alfabede önce geldiği için önce bromu söylüyoruz. 5 bromo diyoruz. Metil mi klor mu öncelikli? Tabii ki klor, 10 sonra 2 kloro diyoruz. Sonra 2 ve 4'te metil olduğu için 2,4 dimetil diyoruz. Daha sonra çiftli bağın bağlı olduğu karbon 3 olduğu için tire diyoruz, 3 diyoruz. 6 karbon alkende hegzen şeklinde bitiriyoruz. 5. sorumuza baktığımızda yine yapı formülü yukarıda verilen bileşiği yupak sistemine göre adlandırınız demiş. Bakın yapıda hem çiftli bağ var hem de dal var. Mümkün mertebe hem çiftli bağa 1 numara vereceğiz hem de dallanmaya yakın taraftan gitmeye çalışacağız. O zaman şöyle yapmaya çalışıyoruz. Bakın şuraya 1 dediğinizde buraya 2 dersiniz. Hem dalı takip edersiniz. 3, 4, 5, 6 olur. Bu durumda 2 de brom, 3 de metil olacaktır. 2 bromo diyoruz. Tire çekiyoruz. 3 metil diyoruz. 2 de ve 4 de çiftli bağ olduğunu belirtiyoruz. 2,4 diyoruz. 6 karbonlu olduğu için siglo diyoruz. 2 tane çift bağ olduğu için hegzadiyen şeklinde bitiriyoruz. Altın sorumuza baktığımızda sistematik adı 3 kloro 2 metil 1 hegzen olan bileşin yapı formülünü çiziniz demiş. Bakın hegzen diyor, 6 karbon çiziyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3'e klor bağlayın diyor. 1 de çift bağ olsun diyor. 2'de de metil olsun diyor. Bu şekilde yaptık. Şimdi eksik kalan hidrojenleri yerleştirmeye çalışalım. Şurada 1 hidrojen var. Şurada 2 hidrojen. Burada da 2 hidrojen. Burada da 3 hidrojen. Evet, yapı bu şekilde olacaktır arkadaşlar. 7. sorumuza baktığımızda sistematik adı 3 bromo 1 2 dimetil siglo penten bileşiğin yapı formülünü yazınız. Bakın siglo penten diyor. Bir beşgen yapı çiziyoruz. İçeri çiftli bağ yerleştiriyoruz. 1 ve 2'ye metil bağlıyoruz.
3'e de brom bağlıyoruz. Evet, yapı da bu şekilde olacaktır. Numaraları da şöyle çizmiş olalım. 8'in sorumuza baktığımızda sistematik adı 2 bromo 1 kloro propen olan bileşiğin yapı formülünü yazınız demiş. Bakın propen diyor 3 karbonlu bir alken. 1 de klor olsun diyor. 2 de brom olsun diyor. Çiftli bağı da buraya koymuş olduk. Bu durumda burada CH, burada C, burada da CH. Evet, yapı bu şekilde olur. 1, 2, 3 şeklinde numara vermiş oluruz. Evet, alkenlerde izomeri. Alkenlerde biliyorsunuz arkadaşlar izomeri geometrik izomeridir. Geometrik izomeri nedir? Atom grupları karbon-karbon tekli bağ etrafında sürekli dönmektedir. Alkenlerde karbon-karbon ikili bağ etrafında dönme engellenmiştir. Bu dönmeden engelleme sonucunda ortaya çıkan izomeriye geometrik izomeri denir. İkili bağ karbonlarına bağlı olan aynı gruplar düzlemin aynı tarafında ise cis izomeri oluşur. Bakın şunu söylemeye çalışıyoruz. Farklı karbon atomlarına aynı grubu aynı düzlemde bağlarsanız cis olur. Yine benzer şekilde bakın farklı karbon atomlarına aynı grubu aynı düzlemde bağlarsanız cis olur. Yani şuradaki y'ler aynı da olabilir, farklı da olabilir. Önemli olan şudur. Farklı karbona aynı grubu aynı düzlemde bağlamak. Bakın farklı karbona aynı grupları aynı düzlemde bağlamışsınız cis diyoruz. Bu şekilde düşüneceğiz. İkili bağ karbonla bağlı olan aynı gruplar düzlemin farklı tarafındaysa da trans izomerik oluşur. Bakın ikili bağ karbonlarına x'leri ne yapmışız? Karşı konumda bağlamışız trans diyoruz. Yine bakın ikili bağ karbonlarına x'leri karşı konumda bağlamışız trans demişiz. Yine ikili bağ bağlı olduğu karbonlara metilleri trans konumda bağlamışız. Evet, devam edersek cis alkenler net bir dipol momente sahip yani polar özellik gösterirken trans alkenlerin de net bir dipol momentleri yoktur. Apolar özellik gösterirler. Yani bir atmosfer dış basınç altında birbirinin izomeri olan cis alkenlerin her zaman kaynama noktaları trans alkenden daha büyük olacaktır. Bakın diyor ki ikili bağ karbonlarından birine aynı atom ya da grup bağlıysa cis trans izomerisi görülmez. Yani aynı karbona aynı grubu bağlarsanız cis trans olmaz. Bakın aynı karbona aynı grubu bağlarsanız cis trans bozulur arkadaşlar. Önemli demiş. Aynı karbon sayılı siglo alkanlarla alkenler birbirinin yapı izomeridir. Bunu zaten daha önce de değinmiştik. Halka zincir izomerisi deriz. Bakın burada siglo pentan 5 karbonlu bir siglo alkan. Burada da 5 karbonlu bir alken görüyoruz. Aynı karbon sayılı alkenlerle siklo alkanlar birbirinin izomerisidir arkadaşlar. Bu halka şeklindedir. Bu da zincir şeklindedir. Aynı karbon sayılı siklo pentanla bir penten ya da iki penten birbirinin yapı izomeridir. Çünkü her ikisinde kapalı formülü C5H10'dur. Çünkü bizim şunu biliyor olmamız lazım. Siklo alkanların da kapalı formülü CNH iken alkenlerin de kapalı formülü CNH iken olacaktır. Yine bir notumuz daha var. Siglo alkenler ve alka diyenlerin kapalı formülleri CnHgn-2'dir. Bakın burası da önemli. Siglo alkenlerin genel formülü CnHgn-2'dir. Yine benzer şekilde alka diyenlerin de genel formülü CnHgn-2'dir. Bu nedenle aynı karbon sayılı siglo alkenlerle alka diyenler birbirinin yapı izomerisi olur. Yine alka zincir izomerisi. Bakın 4 karbonlu bir siklo alken var. Yine benzer şekilde 4 karbonlu bir alka diyen görüyoruz. Bunlar birbirinin izomerisidir. Yine bu halka şeklindedir. Bu da zincir şeklindedir. Dolayısıyla aynı karbon sayılı siglo bütenle 1-3 büta diyen birbirinin yapı izomeridir. Her ikisinde kapalı formülü C4H6 genel gösterimine uygundur. Evet, örneğimize bakalım. Yapı formülü yukarıda verilen bileşiği Yupak sistemine göre adlandırınız demiş. Bakın istediğiniz karbona numara verebilirsiniz. Buna 1, buna 2 dediğinizde bakın 1 ve 2'de bromlar var ve karşı konumda bakıyorlar. Karşı konumda bakarlarsa trans diyorduk. Tire çekiyoruz. 1,2 diyoruz. Dibromo diyoruz. 2 karbon alken olan etenle bitiriyoruz. Örnek ora baktığımızda yine yapı formülü yukarıda verilen bileşiği yupak sistemine göre adlandırınız demiş.
İstediğiniz taraftan gelebilirsiniz ama burada zincir uzayacak. Burada geliyoruz. 1 diyoruz, 2 diyoruz, 3 diyoruz, 4 ve 5 diyoruz. Bakın, farklı karbona aynı hidrojenleri karşıt konumda bağlamışsınız. Trans diyoruz. Burada herhangi bir dallanma yok ama numara belirtiyoruz. Trans diyoruz, 2 diyoruz, 5 karbonlu alken pente şeklinde bitiriyoruz. Örnek 11'e baktığımızda sistematikada trans 2-3 dikloro 2 büten olan bileşin yapı formunu çizin diyor. Bakın 2 büten diyor. O zaman 2 bağlı karbonlar şöyle çiziyoruz. Trans konumda diyor 2 ve 3'e dikloro bağla demiş. O zaman şuralara klorları bağlıyoruz. Şuralara da metilleri bağlamış oluyoruz. Bu durumda bakın 1 dedik. Pardon 1 dedik. Pardon 1 dedik. 2 dedik. 3 dedik. 4 dedik. 2'de ve 3'te klorlar var. Dolayısıyla 2-3 dikloro 2'de de çift bağlı olduğunu belirtip bütenle bitiriyoruz. Örnek 12'ye geldik. Sistematikada trans 1 bromo 1 büten olan bileşiğin yapı formu demiş. Bakın 1 büten diyor. Yine çiftli bağlar çizdik. Trans konumunda diyor. 1 bromo diyor. O zaman şöyle yapacağız. Büten olduğu için burada çiftli bağ olduğunu belirteceğiz. Ve trans konumunda diyor. Trans konumunda şuraya hidrojen, şuraya da hidrojen koyduğumuzda şuraya da brom koyarsak 1 dedik, 2 dedik, şuraya da CH2, CH3 diyebilirsiniz. 3, 4 şeklinde biter. Bu şekilde okuyabilirsiniz. Örnek 13'e geldiğimizde bileşin sistematik adı soruluyor. Çiftli bağa yakın taraftan geleceğiz. 1 dedik, 2 dedik, 3 dedik, 4 dedik, 4'te klor var, 5 dedik, 5'te 2 tane metil var, 6'da bitti. Çiftli bağda 1'de olduğunu unutmayacağız. 4'te klor olduğu için 4 kloro diyoruz. 5'te 2 tane metil olduğu için 5 5 dimetil diyoruz. 1'de de çift bağ olduğu için onu belirtip 6 hegzen olduğu için cevabımız E şıkkı olacaktır. Örnek 14'e geldiğimizde 4 etil 3 5 dimetil 3 hepten bileşiğin kapalı formu sormuş. Bakın hepten diyor 7 karbonlu yapı çizeceğiz. Şimdi 3'te çift bağ olması gerekiyor. 3'e ve 5'e metil bağlamamız isteniyor. Bakın şuraya metil bağlıyoruz. Bir de şuraya metil bağlıyoruz. 4'e de etil bağlıyoruz. Eksik kalan hidrojenleri artık yerleştirebiliriz. Bu durumda şuraya da 2 hidrojen, şuraya da 3 hidrojen. Evet, bu şekilde yapıyı çizmeye çalıştık. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 karbon olduğunu görüyoruz. 3, 5, 8, 13, 14, 17, 19, 22 de hidrojen olduğunu görüyoruz. İsteyenler sayarak bulabilirler. İsteyenler de püf noktayı vermek istiyorum. Bu bir alkendir arkadaşlar. Dolayısıyla kapalı formül CnHn olacaktır. Karbon sayısını sayıp en yerine 11 yazdığınızda C11H22 genel formülü, kapalı formülü zaten bulmuş olursunuz. 15. sorumuza baktığımızda trans 2 büten bileşiği ile ilgili hangileri doğrudur? Şimdi trans 2 büteni çizmeye çalışsak ikili bağ karbonlar çizdik. Trans dediğine göre ne yapıyoruz? Buraya metil bağlıyoruz. Buraya da metil bağlıyoruz. 1 diyoruz, 2 diyoruz, 3 diyoruz, 4 diyoruz. Şuralarda hidrojenleri bağlıyoruz. Yapı budur. Apolardır. Evet, trans molekülleri zaten neydi? Apolar özellik gösteriyorlardı. Bu ifade doğrudur. Apolar olduğu için suda çözülmeyecektir. Yine bu da doğrudur. Yoğun fazda moleküller arasında London etkileşim vardır. Evet, apolar molekülleri sadece London etkileşimi yapıyorlar. Bu da doğrudur. Cevabımız E şıkkı olur. 16. sorumuza baktığımızda yukarıda açık formülü verilen 1 ve 2 numaralı bileşiklerle ilgili hangileri doğrudur? Şimdi bir nolu yapıya baktığımızda ikili bağ karbonlarına klorlar aynı düzlemde bağlanmış. Cis. İki nolu yapıya baktığımızda karbon-karbon çiftli bağa klorlar trans konumda bağlanmış. Bu şekilde söyleyebiliriz. Fiziksel özellikleri farklıdır. Evet, birisi cis'tir. Cis polar özellik gösterirken translar da apolar özellik gösteriyordu. Bu ifade doğrudur. Kapalı formülleri aynıdır. Evet, baktığınızda 2 karbonludur. Yani C2H2, Cl2'dir. Her ikisinde kapalı formülü doğrudur. 2 numaralı bileşiğin adı trans 1 2 dikloroetendir. 2 numaralı bileşiği şu tarafı alıp size göstermeye çalışayım. 2 karbon olduğu için buna 1, buna da 2 dediğinizde 1 2 karşıt baktığı için trans dedik. 1 2 2 tane klor olduğu için dikloro, 2 karbon alkende eten şeklinde
isimlendirebiliriz. Bu ifade de doğrudur. Cevabımız A şıkkı olur. 17. sorumuza baktığımızda kapalı formülü CnH2n olan, bakın CnH2n kim olabilir? Alken olabilir. Bir de sikloalkan olabilir. Düz zincirli bir hidrokarbon demiş. Düz zincirli bir hidrokarbon diyorsa arkadaşlar bu nedir? Bir alkendir. Çünkü halkadan bahsetmiyor. Molekül kütlesinin 84 olduğunu, apolar yapılı olduğunu, 3 ve 4 nolu karbonda SP2, SP2 hibrit orbitallerinin örtüştüğünü söylüyor. Demek ki 3 ve 4 nolu karbonda, 3 ve 4 nolu karbonda çift bağ olduğunun tiyosu da verilmiş. Karbon neması 12 hidrojende 1 olduğu için CnH2n kapalı formülden yola çıkabiliriz. 12n artı 2n'den arkadaşlar burası 84'müş. 14n 84 ise n buradan 6 gelir. Demek ki bunun kapalı formülü C6H12'ymiş. Yani bu neymiş? Heksenmiş. 3 ve 4'te ne yapmamız lazım? 6 karbon çiziyorum şöyle. 3 ve 4 ne oldu? Karbona da çift bağı koyuyorum. Dolayısıyla CH3, CH2, şuralara CH, CH2, CH3. Yani bunun adı nedir arkadaşlar? 3 heksen yapısıdır. Şimdi cis midir, trans midir? Burada şuna dikkat etmemiz lazım. Bakın ikili bağ karbonlarındaki hidrojenler aynı konumda bakacağı için, gerçi apolar yapılı olduğu söylenmiş. Demek ki bu trans konumda bakıyormuş. O zaman trans 3 heksen dememiz gerekiyor. 18. sorumuza baktığımızda yukarıda isimleri verilen bileşiklerle ilgili hangisi yanlıştır demiş. 3'ü de SP2 hibritleşmesi yapmış. Karbon atom içeri. Bir pentenin yapısını hatırlarsanız şuraya çizmeye çalışalım. 1, 2, 3, 4, 5. İkili bağ karbonu 1 nol karbonda CH2, CH, CH2, CH2, CH3. Bir penten budur. SP2 hibriti vardır. İkili bağ içeren karbon SP2 yapar. Siglo penteni 5 karbonlu bir alken. İçeride bir tane çift bağ koyuyoruz. Yine şu karbonlar SP2 hibriti yaparlar. Şu karbon da SP2 bu arada. 1-3 pentadiyende de şunu yapmamız lazım. 1-2-3-4-5. 1 ve 3 nolu karbona çift bağ koyuyoruz. CH2, CH, 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 CH3. Burada da hem bu karbon SP2, hem bu karbon SP2, hem de bu iki karbon ne yapar? SP2 hibriti yapar. Bu durumda vardır. 1 ve 2 birbirinin yapı izomeridir. Bu nedir? Bir alkendir. Düz zincirli alken bu da nedir? Siklo alkendir. Arkadaşlar alkenlerle siklo alkenler izomer olamazlar. O anlamda yanlıştır. Alkenlerle siklo alkanlar izomer olabilir. Onu da söyleyelim. Bir de cis trans izomerisi görülmez demiş. Cis trans izomerisi görülmez. Niye? Çünkü şuradaki karbona 2 tane hidrojen bağlandığı için aynı karbona hidrojen bağlanması cis transı bozuyordu. Doğrudur. 2 ve 3 birbirinin yapı izomerisidir. Bu sikloalkendir, bu da alkadiyendir. Sikloalkenlerle arkadaşlar alkadiyenler birbirinin izomeriydi. Doğrudur. 3'ün de eşit molleri yanında eşit sayıda karbondioksit oluşur. Şimdi şunu söyleyelim. Bu da 5 karbonlu, bu da 5 karbonlu, bu da 5 karbonlu. Neticede karbon sayıları aynı olduğu için her birinde de 5 tane karbondioksit oluşacaktır. Bu ifade de doğrudur. Cevabımız B şıkkı olur. 19. sorumuza baktığımızda sıvı haldeki cis 2 penten bileşiğin molekülleri arasında hangileri bulunabilir demiş. Cis 2 penteni çizmeye çalışalım. 1, 2, 3, 4, 5. 2 nolu karbona ikili bağ koyuyoruz. Şuraya CH3, şuraya CH, CH, CH2, CH3. Bakın şurada hidrojenler aynı konumda bakacak cismiş. Hidrojen bağı yapamaz çünkü yani şöyle söyleyeyim, cis polar özellik gösterir. Bulunabilir demiş. Şimdi polar özellik göstereceği için ne olabilir? Hidrojen bağı yapabilir. Yine London etkileşimi, zaten apolar moleküllerin tamamında arkadaşlar London etkileşimi vardır. Onu da söyleyelim. Apolar moleküllerin tamamında London etkileşimi vardır. Polar moleküller de London etkileşimi ne yapabilirler? Yapabilirler. Buna da dikkat etmemiz gerekir. Bu anlamda şunu söyleyebilirsiniz. Yani yapı
Cis 2 pentem polar özellik gösterir. London etkileşimi yapar. Dipol de yapar. Hidrojen bağı yapabilir mi? Fon elementlerinden bir varsa eğer yapabilir. Mesela burada karbon hidrojen olduğu için hidrojen bağı yapması mümkün değil. London ve dipol bulunabilir. Cevabımız 2 ve 3 olur. Hidrojen bağı için tekrar bir şöyle bir parantez açmak istiyorum. Hidrojene bağlı fon elementlerinden biri olması gerekiyor. Burada öyle bir durum söz konusu değildir. 20. sorumuza baktığımızda aşağıdaki bileşiklerden hangisi demiş? 2 hepten bileşiğinin yapı izomeristir. 2 hepteni çizmeye çalışırsanız arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7. 2 de ikili bağ olacak. Yani şunu söylemeye çalışan bir alkendir. 7 karbonlu olduğu için C7H14 kapalı formuna sahiptir. Bakın bu bir alken. Metil siklopentan demiş. Şimdi siklopentan dediği için bu bir 5 karbonlu. Siklo alkandır, bir tane de metil bağlıyorsunuz. 6 karbon gelir, olmaz. 1-2 dimetil siklohekzanda 6 karbonlu bir halka. 1 ve 2'ye ne koyacağız? Metil koyacağız. Yani pardon, şurayı siliyorum. 1 ve 2'ye şuralara metil koyacağız. Şimdi bu bir siklo alkan. Siklo alkanlarla alkenler aynı karbon sayısı oluyordu. Buradan da 2 tane karbon geleceği için 6 artı 2'den 8 olur. Yine olmaz. 1-3 dimetil siklopentan için bakın 5 karbonlu bir siklo alkan. 1 ve 3'e metil bağlayacağız. Bakın 2 karbon buradan gelecek. 5'li alkadan 7 karbon. Bu bir siklo alkan. Evet, bu olur arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı olur. 21. sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıda verilen bileşiklerle ilgili hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Diyor ki bize 1 ve 2 yapıları izomerdir. Şimdi 1 büten nedir arkadaşlar? 4 karbonlu bir alkendir. Siklo büten de nedir? 4 karbonlu bir siklo alkandır. Siklo büten de 4 karbonlu bir siklo alkendir. Evet, 1 ve 2 izomerdir. Çünkü aynı karbon sayılı alkenlerin siklo alkanların genel formülü CnH2n olur. Yani aynıdır. 1 ve 3 doymamıştır. Şimdi 1'de çift bağ var. 3'te de yine çift bağ var. Siklo alken de olsa yapıda hem halka hem de çift bağ var. Neticede doymamıştır. Doğrudur. 3'ü de hidrokarbondur. Evet, yapılarında karbon ve hidrojen atomları olduğu için 3'ü de hidrokarbondur. Doğrudur. Yalnızca 1'de geometrik izomeri vardır diyor. Yani şöyle söyleyelim. Şimdi bir büteni çizmeye çalışırsak 4 karbonlu bir alken dedik. Burada çift bağ var. Yani şuraya CH2, şuraya CH, CH2, CH3 yazdığınızda geometrik izomeri neydi? Cis trans'tı arkadaşlar. Şimdi cis trans'tan bahsedebilmeniz için aynı karbona aynı hidrojen bağlayamazsınız. Mesela şurada aynı karbona 2 tane hidrojen bağlamışsınız. Bu arkadaşlar cis trans'lığı bozar. Bu yanlış. Üçünde SP3 hibriti yapmış karbon atomu vardır. Zaten tekli bağ varsa yapıda ne olacaktır? SP3 olacaktır. Zaten hem siglobütanda hem de siglobütende ne vardır arkadaşlar? Karbon atomları zaten tekli bağ da yapıyor, ikili bağ da yapıyor. Neticede tekli bağ olduğu için SP3 hibriti olacaktır. Bu da doğrudur. Cevabımız D şıkkı olur. Evet, alkenlerin fiziksel özelliklerini de bırakıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hepinize kolay gelsin.